Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir farklı konuyla karşınızdayız. Soruları Aziz kardeşim soracak. Ben de size cevaplayacağım. Aziz sendeyiz. Buyur kardeşim. Şimdi hocam bildiğiniz üzere Türkiye'nin en büyük güvercincilerin en büyük dertlerinden biri de bu salmonella hastalığı. Bu salmonella nedir? Salmonella kuş gribi gibi veba olan bir hastalık çeşididir. Tedavisi mümkündür ama biraz zahmetlidir. Her şey güvercinim için. Bravo. Çok güzel oldu. Peki hocam bu salmonella'nın kuş gribiyle bir bağlantısı var mı? Doğrudan kuş gribiyle bir bağlantısı yok ama karşılaştırma yapabilirsek şöyle herhangi bir köyde örneğin Hasan amcanın kümesinde kuş gribi var tavuklarında, kümesinde, ördeğinde, gazında fark etmez. Devlet bundan 20 yıl önce onun kümesine gittiği zaman köydeki bütün gaz, ördek, keklik, tavuk, aklına gelirse güvercin ne bulursa canlı hepsini toplayıp ifle ediyordu. Yani o kadar tehlikeliydi kuş gribi. Bu anlamda salmonella da önemlidir, bulaşıcıdır, tehlikelidir. Kümesimizde salmonella olduğunu nasıl anlarız hocam? Şimdi salmonella belirtileri şunlardır, sırasıyla söylüyorum. Tek kanat düşmesi, tek ayak topallaması, kuruma uyuklama, yeşil dışkı, sulu dışkı, kapatması dışkı, sulu parçalanmış dışkı, pis kokulu dışkılar, titreme, kusma, yürürken denge kaybı, öne doğru göğsünün üzerine düşme. Arkaya doğru yaslanma, kıçına dışkı yapışma olayı, yavru kısımlarında da yumurtanın içinden yavrunun çıkamama işi, yumurkada yavruların sallabaş olması veya kurumaya girmesi veya yeme düştükten sonra kurumaya girmesi veya 5 aylık olduğu zaman çiftleşeceği dönem bir anda kurumaya girmesi. Bu şu demektir, kuşlarda salmonella vardır, anaçlar yavruya aktarır, yavrular da bu şekilde gelişimini tamamlayamaz. Hocam halk arasında dolaşan ama bilimsel herhangi bir profesörün veya bilim adamının adını dahi geçirmediği bu genç kuş hastalığı mı, genç hastalığı mı ne var? Bu nedir? Genç kuş hastalığı ilaç satıcılarının uydurduğu bir yalandır. Çünkü ilaç satarlar, ilaçtan kuşlar tedavi olmadığı için, yavru ölümleri devam ettiği için bunun adını, yani ilaca mana bulmama adına genç kuş hastalığı koymuşlardır. Aslında anaç kuşlar salmonella'nın taşıyıcısıdır. Üzerlerinden bunu atamadıkları için yumurtaya verirler. Sonra kuşlar tekrar ölmeye devam edince ilaççı aradan çıkmak için adını genç kuş hastalığı koymuşlardır. Öyle bir hastalık tıpta yoktur. Tamamen yalan. Yalan söylüyorsun! Yalan! E. coli ve salmone hastalığının tedavisi nasıl ve ne süreyle olmalıdır hocam? Şimdi çok güzel bir konu. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani E. coli salmone tedavisi 5 günlük, 10 günlük ilaçlarla olacak bir şey değil. Bu konuda ciddi paralar yurt dışına ödeniyor. Salmonella ilaçları getiriyor. Kuşlara da hiçbir faydası yok. Ben bu anlamda diyorum ki milli ve yerli olan E. coli salmonella ilaçlarını kullanmakta yarar var. İlk kullanım süresi 27 günlüktür. Kuş sayısına göre vatandaşın günlük süt tüketimine göre 27 günlük bir programda kullanılır. Kurtardık mı kurtarmadık? Şunu diyoruz. İlk kullanımı 27 gün yapın. Ondan sonra her ay düzenli bir hafta yapın. 6 ayda tertemiz. Bak yüzün tertemiz oldu. Unutmayın ilk kullanımda zaten gelecek yavrular yumurtalar dolacak çeşecektir. Ama tedbiri eden olmamak için salmonella zor hastalıktır. Her ay düzenli bir hafta 6 ay daha vermekte çok yarar vardır arkadaşlar. Hocam bu salmonella'nın üremesi için gereken sıcaklık nedir? Salmonella virüsü 28 derece üstü 45 derece altı sıcaklıkta üreme yapar. Yani arkadaşlar 5. ayın sonuyla 9. ayın 15'ine kadar salmonella gelmesini beklemeden önce tedavi yapmak lazım. Aynı mart kedisi gibidir. Mart geldiğinde nasıl çiftleşiyorsa kuşların birinde gözüktüğü zaman içtiği suya bakteriyi bırakır, ötekilere geçmesini sağlar. Bir bakarsınız 10 gün 20 gün sonra kuşların tamamı salmonella olmuş, kümes kırılır. 28-45. Bu salmonella hastalığı için eczane ilaçlarıyla tedavi doğru mu? Kesinlikle hayır. Tıpta böyle bir şey yok. Eczane ilacıyla 5, 10, 20, 50 liralık ilaçla beraber kesinlikle eczane ilacıyla salmonella tedavi olmaz. Burada arkadaşlar şu yanılgıya düşüyor. Birileri bunun, ben öyle anlıyorum. İlaç firmaları diyor ki benim 6 tane ilacımı sen reklamı yap, içeriği budur. Sen de ne kadar ilaç satılırsa o kadar komisyon alırsın. Ben bundan başka hiçbir şey anlamıyorum. Bana tıpta
kimse diyemez ki salmonella ilacı eczane ilacıyla geçer. Öyle olsaydı ben bir şey derdim. Şimdi dinimizce canlılara karşı sorumluluklarımız vardır diye düşünüyorum. Güvercinlerle ilgili söyleyebileceğim şeyler var mı hocam? Tam benim ilgi alanım. Bakınız, Allah-u Teala ayet vermiş. Diyor ki, yeryüzündeki tüm canlılar, çocuklarınız ve hanımlarınız benim size emanetimdir. Arkadaşlar bakınız, emanet diyoruz. Bir arkadaşımız bir şey emanet etse filan yere ver desek emanetin başına bir şey gelmesin diye çabalarız. Peki Allah'ın emaneti ne olacak? Arkadaşlar öyle kuşlara nasıl çocuklarına bakıyorsan, hastalandığında nasıl doktor arıyorsan, nasıl çare arıyorsan kuşlarına da temiz ortam, sağlıklı yaşam. Takip etmeni bunu da öğren. YouTube kanalımda tamamı var. Peki bu hastalık 5 sene önce neden yoktu? Çünkü biz 5 sene önce yemcilerden çuval dolusu mineral taşı, pişmiş toprak vesaire almıyorduk. Karışık yemler almıyorduk. Arkadaşlar hepsinin üzerine ticari olay var. Yani öncelikle hasta et, sonra da ilaç sat. Tamamen muhabbet bu. Örneğin bundan 10 sene önce İsrail tohum sattı bize, ne dedik? Bir dönüm buğdayda bir dönüm tarladan bir ton buğday aldığım yerde 2 ton alıyorum. O gün bir ton buğday ürettiğimiz yerden 1000 lira kazanıyorduk. Örnek veriyorum. Bugün 2 ton buğday alıyoruz, 500 lira kazanıyoruz. Sebep ne? Yani ürün arttı, niye kazancımız az? Çünkü niye? Diktin kardeşim, böcek geldi, ilaç vur. Hastalık geldi, ilaç vur. Seneye tohumu al. Bir bakıyoruz 500 lira cepte. Tamamen aldatmaca, kuşlarınızı doğa bakın. Tamamının anlatımı YouTube kanalımda var. Peki mineral taşları ve yemler salmonellayı tetikleyici bir etken de bulunuyorlar. Yok, kesinlikle. Yem ve mineral taşlarının kuşlara başka türlü zararları vardır. Salmonella ile alakası yok. Örneğin tuz, güvercinin düşmanıdır. Bunu sayfamda 50 kez paylaştım. Doktor yazsın. Yani 20 günde bir pirinç tanesi kadar tuz kuşların böbreklerini çökertir. Böbreği arızalanan kuşta kesinlikle hayır gelmez. Bakınız, mineral taşları aynı tuzaktır. Mineral taşlarını yıkayın, üzerindeki tuzu attığınız zaman kuşlar yemiyor. Bol suda yıkayın, deneyin, de ki illa sustam haksızsın. Pişmiş topraklar öyle ekmek, palatya, mantar yapar. Mineral taşları böbreklere çökertir. Onun için kesinlikle bu tuzaklara düşmeyin. Tamamen doğal bakmakta yarar var arkadaşlar. Salmonella insana bulaşır mı hocam? Çok güzel bir konuya değindin. Evet, salmonella insanoğluna bulaşır. İneklerde, keçilerde, koyunlarda, tavuklarda, gazlarda, ördeklerde hepsinde salmonella vardır. Yani harekete geçmiş salmonella, hastalık boyutuna gelmiş salmonella kesinlikle insana bulaşır. Kümesinizde salmonella varsa en azından ağzınıza bir koruma ve ellerinize eldiven kullanın. En ufak bakteri sizi de hasta eder. Öldürmez kuş gibi ama uğraştırır. Her şey güvercin için. Adamımsın. Peki hocam, salmonella kaynaklı kısmi felç nedir? Çok güzel bir soru. Hani salla başlıyoruz, titrek kafa diyoruz, eser diyoruz, dönbaş diyoruz ya. İşte bunlar salmonella kaynaklı kısmi felç. Bitmiyor. Tek kanat düşmesi, tek ayak topallaması, titreme ve yürürken denge kaybı, göğsünün üzerine düşme, arkaya yaslanma. Bunların tamamı salmonella kaynaklı kısmi felçtir. Bunlar bazen ilaca cevap vermeyebilir, kalıcı da kalabilir. Hocam siz de insanlara salmonella seti gönderiyorsunuz ve bunun ticaretini yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? Nedir bunun olayı? Şimdi salmonella seti gönderdiğimiz doğru. Gönderme sebebimizi söyleyeyim. İnternet ilaççılarından zamanla ben de ilaç alıyordum. Lakin hiçbir fayda etmediğini gördüm. Sonra laboratuvar ortamında çalışan bir kardeşim var, ondan rica ettim. Bana ilaç gönderdi, %100 faydasını gördüm. Sonra kendi grubumuz, 200 bin kişilik gruba bakıyoruz yani o zaman. Kendi gruplarımız üzerinden arkadaşlara dedim böyle böyle. Sonra 20 kişi seçtik bunların içinden. Yani kümesleri kötü olan durumda 20 kişi seçtik. Bu 20 kişiye hediye gönderdik. Bunu o günkü dostların mekanı grubunda olanlar bilirler. Rahmetli'yi nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Götün önde gideniydi. 20 kişiye hediye gönderdik. 20 kişi fayda gördükten sonra aracı olduk, gönderdik. Kesinlikle ticaretini yapmıyoruz. Tamamen veteriner ürünüdür. Güvendiğimiz için gönderiyoruz. Zaten ya bir de şu var, yani adam dağda çalışıyor, çobandır, ormanda çalışıyor, bilmem ne, veterinerden uzak. Diyor ki İllas abi, rica ediyorum ya, şu ilacı bana gönderebilir misin? Eğer bağlı olduğumuz o veterinerlikte varsa sadece
O da imkanı olmayana önce diyoruz veterinerden bul. Bulamıyorsa adam bize soruyor, biz de gönderiyoruz. Onun dışında ticaret de değil. Ha, veterinerin ticareti var mı? Var tabii ki. Benim yok. Kimse bunu söyleyemez. Salmonella tedavisi boyunca taş toprak veriyor muyuz? Şimdi internet ilaççılarında şöyle bir şey vardır. Tedavi ettiğiniz sürece hiçbir şey vermeyin diye. Onları kastettiği mineral, tuz, ekmek, palatiyum vesaire parayla alınan ürünlerdir. Aslında bir kuşun bağışık sindirim sistemi güçlü olmalıdır. Yani doğadan yesin yiyebildiği kadar ilaç tedavisi alıyor, doğadan da beslenmelidir. Beslenmezse olmaz. Ama farklı ürün kullanıyorsanız size derler ki işte onlara taş toprak vermeyin. Çünkü niye? Parayla aldığınızı düşünüyorlar da ondan. Kesinlikle verilebilir. Doğadan olmak şartıyla. Şimdi hocam kargo ücretiyle ilgili ben yanınızda bulunduğum süre içerisinde birçok kişi size atıfta bulundu. Bu kargo ücretleriyle ilgili ne söyleyeceksiniz? Şimdi kargo işi Türkiye'de pahalıdır. Ben bunu önceden mesela şirketimiz üzerinden değil de sadece normal kargo ücreti olarak gönderiyorduk. Biz ilacın aracısıyız. Kargoyu karşı taraf ödüyor. Ağrılı tekerlekli sandalyede olan bir kardeşimiz hediye ilaç gönderdik. Hediye özellikle. Sonra adam kargoya gittiğinde Çanakkale ile Ağrı bayağı bir uzak. Kargoya gittiğinde oradan beni aradı. Hocam diyor 30 TL benden kargo ücreti istiyorlar. İşte o zaman kafamdan gitti. Kalede İnşaat Turizm Şirketi adı altına kendi anlaşmamız vardı kargoyla. Ondan sonra bütün gönderdiğimiz ekoli salmonu ilaçlarının tamamını kargo üzerinden gönderdik. Bir de şu konuya değinmek istiyorum. Bir arkadaş yoruma yazmıştı. Sahte fake hesap açtı. Serkan Koç adı altında 7 tane arkadaşı var. Dedi ki İlyas Yıldırım sahtekardır dedi. Bu dedi sizi kandırıyor dedi. İnşaatlarda seramik yapar dedi. Ondan sonra 2 metre kümesi var dedi. 2 metre kümesinde tutturamadığı için dedi. Şimdi ilaç satıyor dedi. Sahtekarlık yapıyor. Ondan sonra da dipnot düşmüş. Yanlış anlamayın ha dedi. Kendisini tanımıyorum. Ya arkadaşım sen İlyas Yıldırım'ı tanımıyorsun. 2 metre kare kümesi var biliyorsun. Sen İlyas Yıldırım'ı tanımıyorsun. Kuşçulukta tutturamadığımı biliyorsun. Sen İlyas Yıldırım'ı tanımıyorsun. Ama inşaatta seramikçi olduğunu biliyorsunuz. Size ben bir şey söyleyeceğim. Kaledağ İnşaat Şirketi, Çanakkale Merkez Aynalı Çarşı'nın önünde. 2 katlı izgara salonu, üst katı Kaledağ İnşaat. Tamamı aile şirketidir. Şimdi ben size bir şey diyeceğim. Siz kuyumcusunuz. Size bir tane yüzük geldi. Tamiri yapılacak. Kuyumcu. Aa ben kuyumcuyum. Atölyemde bu ben bunu yapamam. Çırak sen yap bunun taşını mı koydur? Yoksa bilir kişi olarak o taşı yerleştirmek için kuyumcunun kendisi mi çalışır? Şimdi olayı böyle düşündüğünüz zaman bir insanın kendi inşaatında elinden geleni yapmasında ne mazuriyet vardır? Bir ikincisi de şu vardır. Ben temelden yetiştim. Temelden. Yani inşaatın ameliliğini yaparak yetiştik. Biz babamızdan parayı bulmadık. Eğer para, çok affederek konuşuyorum çünkü parayı konuşmak hayatta istemem. Eğer para konuşuluyorsa, mevki olarak konuşuluyorsa biz parayı çalışarak bulduk. Kesinlikle bize babamdan tek kuruş kalmadı. Bunun hamurundan gelmekteyiz. Yani bir insanın kendi inşaatında çalışması çok mu ayıp bir şey? Karalamayın kardeşim. 200 bin kişilik gruplara bakıyoruz. Allah'a şükür inanamamız çok. Facebook'ta 5000 arkadaş, 5500 takipçi. YouTube'da 20 günde 1800 abone, 4600 saat izlenme. Serkan Koç aldın mı mesajı? Delikanlı adam gelir bir bardak çayımı içer. Yüzüme konuşur. Arkadan konuşmaz. Sevgili kardeşlerim bir sonraki programda tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.